Değerli seyirciler, bu Sadat'la Sedat Peker arasındaki çatışmayı zannediyorum takip ediyorsunuz veya dikkatinizi çekmiştir. En azından bir kısmından haberdarsınız. Sadat, evet tam siyasal cinayetlerin tartışıldığı bir aşamada hocam. Sadat tekrar geldi Türkiye'nin gündemine oturdu. Karşılıklı Sedat Peker'le e, birbirine açıklamalar yapıyorlar. Sedat Peker'in iddiaları üzerine Sadat bir açıklama yaptı ve dedi ki, ya bizim bütün bunlarla ilgimiz yok. Bir organize suç örgütü liderinin sözleriyle, bizim bir mafya şefinin evet. sözleriyle bizim ne ilgimiz olabilir? Onun iddialarıyla ne ilişkimiz olabilir? Fakat Sedat Peker dedi ki çok açık bir şekilde. Biz birbirimizi biliriz. Palavraya gerek yok. Dün yaptığı açıklama çok çarpıcı. Bir korku iklimi yaratmak için beraber karar verdik dedi. Korku iklimi yapma. Biz oluk oluk kan akıtacağız sözünün sözünden habersiz olduğunuzu söyleyemezsiniz. Sizin aleyhinize ben tanıklık yapmaya hazırım dedi. Geleceğim ve sizin aleyhinize tanıklık yapacağım. Böyle bir yere kaytaramazsınız. Devam ettirdi. Mesela Nevzat Tahran diye bir adamın adı geçiyor. Bu Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü şu anda, profesör. Psikolojik harp uzmanı olduğu belirtiliyor. 12 Eylül döneminde ve bir takım işkence o dönemde Amerikan ve CIA'nin Türkiye'de yaptığı bir takım araştırmalarda da adı geçmişti. 12 Eylül rejimine verdiği destekle adı geçti hatta onun da dahil olduğu bir çevrenin büroları basıldı filan daha sonra bir takım örgütler tarafından. Yeniden gündeme geldiği zaman bu tip isimler, bu tip isimler yani bunlar ee, ya bu solcularda bu bunların acaba bir genetik yapısında bir sorun mu var diye bildiğiniz biyolojik araştırma yapmaya kalkan bir çevre var. O çevrenin konferanslarına katılmış. E, Sedat Peker bunu doğruladı. Bu bir iddia daha doğrusu doğruladı demeyelim. Bu iddiayı dileme getirdi. Psikolojik halk uzmanısınız ve Sadat'la ilişkiniz var dedi. Hayır Sadat'la ilişkim yok benim diye açıklama yaptı ve şey saygın bir isimdir ama bizimle alakası yok diye açıklama yaptı. Sadat Peker bugün belgesini yayınladı. Arkadaşlar onu ekrana getirirler zaten şimdi. Şimdi Nevzat Tarhan'ın önemi nerede? Üsküdar Üniversitesi'nin rektörlüğüne getirilmiş. Sadat'la evet şu şu anda belge evet. Gördüğünüz tam ekran getirebilirsiniz arkadaşlar bizi alın ve tam ekran getirin evet bu belge şimdi burada e, Kaşif Nevzat Aral Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının üzerine bizi kapattık şirkette bulunan 300 adet hisseye karşılık 75 bin Türk lirası değerindeki hissesini işte hukuki ve mali yükümlülüklerini yükümlülükleriyle Adnan Tanrı verdi yani Sadat'ın başkanı yönetim kurulu başkanı devam ediyor noterliğinden vesaire noğlu devir sözleşmesiyle devretmiştir. Sedat Peker bunları gündeme getirdiği zaman bunlar devrediyor. Adını gündeme getirdiği zaman devrediyor. Şimdi önemi nerede bunun? Değerli seyirciler. Önemi şurada. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Savcılığına başvurdu siyasal cinayetler konusunda. Türkiye'de bir kaos ortamı yaratıp seçim sonuçlarını etkilemek ya da değiştirmek amacıyla Siyasal cinayetler işlenebileceğine dair iddiaların araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bunu kim yapacak? Sedat Peker diyor ki bunu yapacak Sadat. Karanlık bir örgüt diyor. Şimdi bakın. Buradan hemen dün yaptığı açıklamalara ki ona genişçe yer vermiştik. Bugün devam etti. Bir yerde diyor ki. Benim açıklamalarımdan sonra örgütlü olarak hareket etmediklerini kanıtlamak için Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrı verdi. Hem de Nevzat Tarhan açıklamalar yaptılar. Nevzat Tarhan'ın Sadat'la hiçbir ilişkisinin olmadığına dair açıklamalar bunlar. Sadece arkadaşlarmış. Yayınladığım bu evrak, yani biraz önce ekrana getirdiğimiz evrak, Nevzat Tarhan'ın Sadat'ın hissedarı olduğunu resmi belgesidir. Hissedar adam. Hissedar. Tanımıyormuş. Yani. Tabii. Tanımıyormuş ama hissedar. Uzaktan. Ve ve hisselerini de Sadat'ın yönetim kurulu başkanına Adnan Tanrı Verdi'ne devretmiş. Tanrı Verdi'ye devret. Uzaktan. Evet uzaktan, uzaktan, devretmiş herhalde değil mi hocam? herhalde. <laughs> <Ben> <laughs> uzaktan devretmiş. Uzaktan. Uzak Telepati yoluyla noter üzerinden de. uzak, uzak. Şimdi devam ediyor. Sedat Peker diyor ki ancak Sadat'la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini Sadat'ın başkanına Adnan Tanrı Verdi'ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar öyle ya. Bunlar yüce dinimizin ayetlerini, hadislerini bile istedikleri gibi yorumlayıp insan aklının alamayacağı fetvalar verebiliyorlar. Vallahi bunların yüzünden yüce dinimize genç nesiller arasında inanma oranı ciddi olarak azaldı diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki, Nakşibendi tarikati gibi değerli bir tarikatin önemli isimlerinden bir tanesi geçenlerde bir fetva yayınladı. Hayrettin Karaman'dan söz ediyor. Profesör evet. doktor, Yeni Safak, Şafak gazetesinin yazarı. Hayrettin Karaman isimli bu kişi fetvasında diyor ki, İktidarınıza zarar verecek yolsuzlukları, hırsızlıkları, uğursuzlukları gizleyin. Hiçbir yerde dile getirmeyin. Bu gücünüzü azaltır. <laughs> Kabirlerini ziyaret ettiğim ya da hayatlarını okuma imkanı bulduğum tüm Nakşibendi büyüklerimin adına vallahi ben utandım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyor. Video paylaşımlarında da söylediğim gibi yüce Allah bunların üzerinden ellerini çekti diye devam ediyor. Şimdi değerli seyirciler bunlar okumamın bir nedeni var. Burada bir kapışma var. Bu kapışmanın satır aralarını okumak lazım. Zengin tarikat üyelerinin kendilerine lüks villalar, konuk, konuk konaklar ve konutlar yaptırdığını, bunun için de e, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve ona hazırlık yaptıklarını, bu evlerde onların kalacaklarını söylemişler. Biliyorsunuz Mehdi'yi beklemek için de Sadat Sadat Başkan da aynı şeyi söyledi. E şey yaptı uluslararası Meh, konferans yaptı canım. Konferansta söyledi zaten. Tabii. Biz Mehdi'yi karşılayacağız diye. Ancak Sadat'ın durumu farklı diyor çünkü. E diyor ki şey, çocuktum aynı hikayeyi dinledim. 50 yaşını geçtim, Sadat'tan yine aynı hikayeyi dinliyorum. Mehdi'ye hazırlık yapıyoruz diyerek paraları çalıyorlar. İnsanları sömürüyorlar. Bunlar iddialar tabii çalma bir iddia, onu belirtelim. Ancak Sadat'ın durumu farklı çünkü bunların elinde, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, çokça silah var. Bu yüzden sıkılmadan bunları takip edip üzerlerinde durmak lazım. Yurt dışında yaşayan bazı kişilere suikast yapılması fikri yeni değil. 4-5 senelik konu. Ben içindeyim diyor. Çok ciddi. Mahrem odalarda bunlar konuşuldu. Ancak o an aklı selim galip gelmişti. Yaşanan uluslararası sorunlar daha da büyük krizlere dönüşür diye vazgeçildi. Yani bir takım suikastler düzenlenmesi kararlaştırılmış mahrem odalarda. Şu, şu an... Devletin içinde aklı seninle hareket edebilen insan sayısı yeterince olsa da Sadat gibi yapıların etkisiyle kontrolsüz bir şekilde bu tip eylemlere, buraya da dikkat çekiyorum, hem yurt içinde hem yurt dışında başvurulması mümkün görünüyor. Size gelecekte anlatacağım, işte orada bir şey kullanmış Ekber'in, ee, yani suç şey olabilir diye düşündüm, bir kelime anlam düz anlamına tamamen bir bakmak lazım. Evet, büyük özelliklerinden biri de bu konularda geçmiş tecrübelerinin olmasıdır. Diye devam etmiş. Sadat'ın iç ve dış suikastlerde Sadat'ın yurt dışında bazı suikastler için hazırlık yaptığını, devletin içinde bazı aklı selim kişilerin buna müdahale ederek mahrem odalarında bunların konuşulduğunu, Sadat'ın işin içinde olduğunu, devlet içinde aklı selim sahibi bazı kişilerin buna müdahale ederek Büyük uluslararası sorunlara, daha büyük sorunlara yol açar diye bundan vazgeçildiğini söylüyor. Kimse bu iddialardan kaçamaz. Sedat Peker'e işte organize suç örgütü lideri filan diyerek kaçamazsınız. Sadat burada kamuoyunun bütün mercekleri, bütün objektifleri Sadat'ın üzerindedir. Sadat'ın yaptığı açıklamayı ben dün 5. Boyut programında ayrıntılı bir şekilde okudum hocam. İzle, i̇zleme fırsatınız evet, oldu. Tabii, tabii. Açıklaması şu anda elimde. Açıklaması elimde. Bütünüyle telebir ekranlarında okuduğumuz için tekrar okuma gereği, e, doğrusunu isterseniz tekrar okuma gereği duymuyorum. Ama merak eden olursa tekrar bir şey söyleyelim. Tekrar belirtelim onu. O şey de var zaten değil mi? Youtube'da e, yayınlandı o. Yanlış bilmiyorsam. Youtube'da yayınlandı. Tabii. Kendi resmi sitelerinde yani. yayınlandı. Ve hayır, bizde hayır, de yani var. Şeyi, ha, burada. Be, 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 beşinci, şurada. Şurada değerli seyirciler. Açıklama. Sadat'ın açıklamasında da hemen söyleyelim hocam. Şirketimize yönelik bir iddia gündeme getiriliyor ise delillerin de açıklanarak savcılığa suç duyurusunda bulunması, bulunulması gerekmektedir. Biz buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Sedat Peker'in iddiaları araştırılmalıdır. Bir savunma şirketi hocam suikast, gayri nizami, harp, sabotaj, kundaklama gibi dersler veren, Sedat Peker'in ellerinde çokça silah bulunduğunu söyleyen, şeriat anayasası hazırladığını ilan eden, bir hilafet düzeni kurmak istediklerini gizlemeyen, uluslararası şeriat konferansları düzenleyen bir örgütten <laughs> söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devlet yapılanmasında, devlet yapılanmasının şeması içinde Sadat'ın yeri nedir? Var mıdır? Gördüğümüz kadarıyla ticaret kanununa göre kurulmuş bir şirket. Ne diyor hocam burada? Diyor ki, Sadat Uluslararası Savunma, Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş, ve tüzüğünde belirtilen konularda faaliyet gösteren yaşal, yasal bir ticari şirkettir. Hayır bu yetmez. Güvenlik konularında çalışan şirketler hocam ayrıca bir izne tabidir. Güvenlik yasasından. Yani siz ben bir şirket kurdum, askeri eğitim vereceğim diyemezsiniz. Bunu verme tekeli devlete ait. Devletin resmi kolluk kuvvetlerine ait yani Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait. Siz silahlı bir eğitim veremezsiniz. Savunma eğitimi veremezsiniz. Sabotaj, işte adam kurtarma, adam kaçırma, kundaklama, operasyon, rehine kurtarma, rehine alma. Şimdi Sadat'ın görüntüleri var, Sadat'ın eğitim çalışmaları var. Bildiğiniz askeri eğitim veriyor. Hem sokak çatışmalarına yönelik eğitimler veriyor. Bir iç savaş eğitimi gibi. Hem cephe ve arazi çatışmalarına ilişkin, arazideki asker operasyonlarına ilişkin eğitimler veriyor. Dolayısıyla dün e, Emniyet Müdürü Hanife Avcı bizim 5. boyut programda dedi ki, hayır dedi, ayrıca güvenlik yasasına tabi, ikinci bir şey gerekiyor. Ve Cevat Öneş de, e, MIT eski müsteşar yardımcısı, aynı uyarıyı yaptı. Sadat bunları yapmak için ticaret kanunu yetmez buna. Yani siz bir anonim şirket kurup ben burada savunma e, eğitimleri vereceğim diye e, kuruluş senedine yazdığınız zaman bunu yapma hakkına sahip olmuyorsunuz. Şimdi güvenlik şirketleri var ya hocam koruma görevleri yapıyorlar şirketlerde vesaire. Onlar özel izne tabi. Bu da özel izne tabi olmak zorunda. Şimdi bunu belirtmiş ve diyor ki işte bir de Sedat Peker dün Rusya'daki alfa birliklerinin hocam alfa birliklerinin bu ki ciddi operasyon birlikleridir bunlar. Evet, Yurt dışında operasyonlar yaparlar suikast vesaire ve çok fazla örtülü operasyon ve suikast yapmıştır Alfa birlikleri. Alfa birliklerinin e, komutanlarının ve uzmanlarının gelerek Sadata özel eğitim verdiğini iddia etti. Burada da diyor ki Rusya'da da suikast eğitimi alan personelimiz veya şirketimizle irtibatlı, iltisaklı kişi veya kişiler olduğu tamamen yalandır. Peker ile geçmişte ve bugün hiçbir temasımız olmadığı gibi suikast planladığımız iddiası da tamamen yalandır diyor. Şirketimizin kurucuları tertemiz bir geçmişe sahiptir diyor. Nevzat Tarhan e, saygın bir e, akademisyendir diyor. Açıklamalarını böylece bir kez daha tekrarlamış olalım. Sedat Peker de diyor ki ya yalan söylemeyin. Hepinizle irtibatlarım. HTS kayıtları var. Defalarca telefonla konuştuk. Bir araya geldik. Uzaktan. Uzaktan. Tabii, uzaktan. Uzaktan, evet, uzaktan irtibatlılar. Mahrem odalarda bunları birlikte konuştuk. Bir korku iklimi yaratmaya beraber karar verdik. Ben o yüzden çıktım konuştum diyor. Hiçbir şey bunlar. Nevzat Tarhan olduğu gibi kamuoyuna yaptığı açıklamada belli ki gerçeği söylememiş. Adam belgeyi koydu. Şimdi buna cevap vereceksiniz. Nevzat Tarhan'la benim bir davam var. Ben Nevzat Tarhan'ın bir arza örtülü operasyonlarda yer aldığını belirttiğim için bir iddia olarak gündeme getirmiştim. Ve 12 Eylül 12 Eylül işkenceleri ve 12 Eylül hapishanelerinde Amerikan e, örgütleriyle, istihbaratıyla bir e, özel çalışma, ya kan örneklerini alıyorlardı. Psikolojik testten geçirmeye çalışıyorlardı. E, böyle bir grupla da ilişkili olduğuna dair ortada iddialar vardı. Bunu gündeme getirdiğim için benim hakkımda dava açtı. Davamız devam ediyor. O bakımların çok üzerinde durmayalım istiyorum ama, ama siz, bu ben siz değil hayır, Sedat siz, Peker duruyor üzerinde Hakaret falan etmediniz evet. değil mi siz? Hayır. Bir bilgi yani bilgi, med hayır, açık yok. açık bir bilgi medyada yayınlandı bunlar. Ben hocam, bu açık ya da belgeli hocam. bilgi isterseniz kapalı olsun bunu ben önemsemiyorum. İsterse kapalı olsun. Bilgi doğruysa şimdi biz bu şeyden haberdar mıydık? Hisse senet hisselerini devrettiğinden haberdar değildik. Bu kimin eline geçerse bir gazetecinin bunu açıklar. Tabii.